Hoş geldiniz kanalıma sekiz sınıf öğrencileri. Bu videomda 10 soruluk paragraf denemesine yer verdim. Hemen başlayalım. Soru 1. Cümle ile ilgili hangisi yanlıştır? Genç adam için mutluluk, evet insanca yaşamak, her yönüyle insan kalmak adına her gün daha çok çabalamaktan başka bir şey değildi. Bu bir öznel tanım cümlesidir. Yazar mutluluğu kendine göre tanımlamış arkadaşlar. Şimdi yazara göre mutluluk insanca yaşamak adına çabalamakmış arkadaşlar. Bana göre mutluluk yan gelip yatmaktır. Bu durumda öznel yargı var ve tanıma yer verilmiştir ifadesi de doğru oluyor arkadaşlar. Bakalım amaç, sonuç ve varsayım cümlesi var mı? Şimdi genç adam için mutluluk insanca yaşamak, her yönüyle insan kalabilmek için. Bakın şurayı, şu kısmı ben ne yaptım? Amaç, sonuç ifadesine, yani mak için ifadesine çevirdim arkadaşlar. Şimdi amaç sonuç cümlelerini sizler mak için, mek için ifadesini ya da amacıyla ifadesini çevirebilirsiniz. Tekrar okuyorum. Genç adam için mutluluk insanca yaşamak, her yönüyle insan kalabilmek için her gün daha çok çabalamaktan başka bir şey değildi. Şimdi daha çok çabalamanın amacı nedir arkadaşlar? İnsanca yaşamak ya da her yönüyle insan kalabilmek için. Evet. Bu durumda amaç sonuç cümlesi de kullanılmış oluyor. Yukarıda varsayım cümlesi kullanılmamış arkadaşlar. Daha doğrusu yukarıdaki cümle varsayım cümlesi değil. Varsayım cümlesi gerçekte olmamış bir şeyi olmuş varsaymak ya da olmuş bir şeyi olmamış varsaymaktır. Tut ki her yeri sel aldı. Yani varsayalım ki her yeri sel aldı. Aslında sel almamış her yeri, selin her yeri aldığını varsayıyoruz. Öyle kabul ediyoruz. Tut ki sınavı kazanamadı. Bakın. Yine varsayım cümlesi var burada. Sınavı kazanıp kazanamadığını henüz bilmiyoruz. Öyle olduğunu varsayıyor. Tut ki sınavı kazandı. Bu da bir varsayım cümlesidir arkadaşlar. Sınavı kazandığını varsayıyoruz. Sınav sonucu henüz açıklanmadı. İkinci soru, metinde anlatılanları en iyi özetleyen cümle hangisidir? Şimdi önemli olan bilgiyi, yani ilme sahip olup onu bir yük gibi sırtında taşımak değil, o ilmi, bilgiyi edinme sürecinin zevkine, tadına varabilmektir. Evet. Çünkü ilim zamanla keskinliğini yitirebilir, eksilebilir, hatta unutulabilir. Ancak ona ulaşma serüveninde, yolculuğunda duyulan zevk kalıcıdır. Bir konu hakkında derin bilgi sahibi olmak elbette değerlidir. Ancak o ilmi edinme yolculuğunun kişideki bıraktığı tat paha biçilmez. Bambaşkaymış arkadaşlar. Önemli olan bilgiyi öğrenme yolculuğu, o gayret sırasında, o çaba sırasında aldığımız tat bambaşkaymış sevgili öğrenciler. Bu durumda cevap Denizli oluyor. Öğrenme gayretinin, çabasının arkadaşlar kutsandığı bir cümle. Öğrenme gayretinden alınan keyif, öğrenilen konu kadar önemlidir. Yani öğrenme çabasından alınan tat, öğrenilen konu kadar, bilgi kadar önemliymiş. Cevap Denizli. Son cümle zaten ana fikir cümlesi. Ancak o ilmi edinme yolculuğunun, yani o bilgiyi edinme yolculuğunun kişide bıraktığı tat paha biçilmez. Evet, hiçbir şeye değişilmez demek istiyor. Cevap Denizli. C'de tekrar edilmeyen bilgiden söz edildi. Bursa'da bilginin günlük hayatta işe yaramasından söz edildi. A'da da bol bol okumaktan söz edildi. A, B ve C seçeneği yukarıdaki metinden çıkmaz. Üçüncü soru, cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır. Yayın evimizin kitapları arasında geçmişimizdeki derin bir yaraya parmak basan bu eser var. Yayın evimizin öne çıkan kitapları arasında, yayın evimizin göze çarpan kitapları arasında, yayın evimizin dikkat çeken kitapları arasında. Öne çıkmak, göze çarpmak, dikkat çekmek bir deyimdir. Ad üzerinde dikkati üzerine çekmek anlamına gelir. Yayın evinin çıkardığı kitaplar dikkati üzerine topluyormuş arkadaşlar. Bu durumda A, C ve D seçeneği yukarıdaki boşluğa gelir. Bursa gelemez, kalbe dokunmak deyiminin anlamı nedir arkadaşlar? Acı veya üzüntü vermektir. Bakın, olumsuz bir ifade olduğu zaman kullanıyoruz bu deyimi. Ya da olumsuz duygulara sahip olduğumuz zaman kullanıyoruz. Cevap Bursa. Dördüncü soru, metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? 1. Şile'den taşınma hazırlığı devam ederken, bugün bazı kitapları, dergileri evde yer yok diye başkalarına gönderdim. Şimdi başkalarına gönderdim, sonuç. Bazı kitapları, dergileri başkalarına göndermemin sebebi nedir? Nedeni nedir? Evde yer yok diye, yani evde yer olmadığı için arkadaşlar, diye zarfı cümleye neden sonuç anlamı katmış. Bizler neden sonuç cümlelerini dı içine çevirebiliriz. Yok diye ifadesini çıkaralım arkadaşlar. Dı için ifadesini ekleyelim.
Şile'den taşınma hazırlığı devam ederken bugün bazı kitapları, dergileri evde yer olmadığı için başkalarına gönderdim. Ne yaptım? Cümleyi "dı" için ifadesine çevirdim. Evet, bu durumda cevap Adana oluyor. Beşinci soru, dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? Yavuz Bülent Bakiler'in güzel bir şiiri, "Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat bilmem kaçı vuruyordu." İnsanın soluma özelliği trene verilmiş, yüklenilmiş, yani kişileştirme yapılmış. Şair burada kendisini ve arkadaşını gerilmiş bir keman teline benzetmiş gibi benzetme edatı artımıza atalım. Yine buradaki germek kelimesi, gerilmek kelimesi arkadaşlar mecaz anlamda kullanılmıştır. Şair belli ki arkadaşından ayrılıyor bir tren istasyonunda. Gergin, evet, şair ve arkadaşı gergin, ikisi gergin. İlişkilerin ya da davranışın bozulacak duruma gelmesi anlamında kullanılan bir mecaz anlamlı kelime sevgili öğrenciler. Şimdi kemanın teli gergin desen gerçek anlamda oluyor. Ama ilişkimiz şu an gergin durumda diye bir cümle kursan mecaz anlamda oluyor. İlişkimiz şu an gerginse ilişkimizin ve davranışımızın bozulacak durumda olduğunu anlıyorum demek. Yani mecaz anlamda kullandım gergin kelimesini. Bu durumda mecaz bir söz sanatıdır arkadaşlar. Unutmayalım, artımızı atalım. Demek ki yukarıda konuşturma söz sanatı yok. Altıncı soru, metinde mangala oyunu ile ilgili hangisine değinilmemiş, hangisinden söz edilmemiştir? Şimdi geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve toplam 48 taşla oynanan zeka oyunu mangala yenilenmiş yüzüyle meraklılarına sesleniyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayandığına göre arkadaşlar tarihinin çok eskilere dayandığını çıkarabilirim. Artımı attım. Şimdi yenilenmiş ve meraklılarına sunulmuş arkadaşlar. Bu durumda B seçeneği de çıkıyor. Yenilenerek meraklılarına sunulduğuna dair bilgiyi çıkarmış oldum. Araştırmalar mangalanın Orta Asya'dan beri yaygın olarak oynandığı, Osmanlı zamanında da varlığını sürdürdüğü ve sosyal ortamlarda önemli bir vakit geçirme aracı olduğunu ortaya koymuş. Bu durumda eskiden toplumsal hayatın bir parçası olduğu sonucuna da varmış oldum arkadaşlar. Yani insanlar vakit geçiriyormuş mangala oyununu oynayarak, bu durumda toplumsal yani sosyal hayatta kullanılan bir oyun aracıdır. Şimdi özellikle gençler tarafından rağbet gördüğüne dair yukarıda bir bilgi yok arkadaşlar. Şimdi gençler kelimesi hiç geçmiyor. Geçiyor mu arkadaşlar? Geçmiyor. Sadece yenilenmiş ve yeni yüzüyle meraklılarına seslenmiş, yani meraklılarına sunulmuş. Yedinci soru, metnin konusu hangisidir? Metinde ne anlatılıyor? Ticarette kar ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. Dilimizde ne gibi kazançlarımız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri, değişimleri gerçekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış. Evet, yazar buraya kadar açıkladığı konuya şimdi örnek verecek. Dildeki değişimlere örnek verecek. Emgek kelimesi zahmere kelimesine, daha sonra eziyere ve son olarak emek kelimesine dönüşmüş arkadaşlar. Takat kelimesi dayanma gücüne, daha sonra başarım, daha sonra son olarak da performans kelimesine dönüşmüş, geçmiş sevgili öğrenciler. Bakın şurada ne diyordu bana? Bu dil, şöyle yapalım, yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri, değişimleri gerçekleştirmiş. Bu durumda yukarıdaki metinde dilimizin gelişim ve değişim süreci anlatılıyor arkadaşlar. Örneklerle anlatılıyor. Cevap Adana. Soru 8. Metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez? Üçü söylenir, biri söylenemez. Küçücük kuş kafesin içindeyken mutsuzdu, kaçıp kurtulmak istedi. Kaçıncaya dek akla karayı seçti. Akla karayı seçmek bir deyimdir. Bir işi başarıncaya kadar çok sıkıntı çekmek anlamına gelir. Zaten kuşumuz kafesin içinden kaçmak için çok sıkıntı çekmiş. Bu durumda deyime yer verilmiş arkadaşlar. Kuşumuz havalandı. Bakın havalandı kısa bir cümledir. Genellikle kısa cümleler kullanılmıştır ifadesi. Doğrudur arkadaşlar, artımızı atalım. Bulutlara doğru süzülerek yükseldi. Hem üzgündü hem dalgın. Nereye gittiğini bilmiyordu. Yalnız dokunaklı dokunaklı ötüyordu. O böyle öttükçe bütün kuşlar çevresinde toplanıyordu. Şimdi bu metnin kolay ve anlaşılır bir dili var mı arkadaşlar? Var. Bu durumda B seçeneği de çıkıyor. Kolay anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Yani metni okuyan metinde anlatılan olayı anlamış oluyor arkadaşlar. Örneklemeye yer verilmemiş. Şimdi örnekleme daha çok açıklama yazılarında olur sevgili güzel insanlar.
Evet, cevap Ceyhan. Şimdi 9 numaralı soru güzel bir soru. Yanlışa düşebileceğiniz bir soru. Metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Zaman zaman çevrenizdeki çocukların kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. 5-6 yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün. Ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için. Evet, bu çocuklar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için soru soruyorlarmış. Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler. Bu ne, niye ve benzeri. Çünkü evet, bu çocuklar niçin sürekli soru soruyormuş, bizden bunun cevabını istiyor. Şimdi bu çocuklar soruların tamamı birbirinin aynısı olduğu için mi sürekli soru soruyor? Hayır, A seçeneğini eledim. Şimdi soru sormak çocuklar için eğlenceli bir uğraş mıdır? Çocuklar bundan mı soru soruyordur? C seçeneğini işaretleyenler vardır arkadaşlar. Tamam, soru sormak çocuklar için eğlenceli bir uğraş olabilir ama yukarıda çocuklar eğlenmek için büyüklerine soru soruyor diye bir ifade yok sevgili öğrenciler. C cevap olamıyor. Hocam cevap hangisi? Cevap aslında şurada yazıyor arkadaşlar. Kalemin rengini değiştirelim. Az önce altını çizmiştim. Bu çocuklar bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için. Anlamak derken öğrenmek için arkadaşlar. B seçeneğine gidiyoruz. Sorular hayatı ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olur. Evet, çocuklar bu nedenle sürekli soru soruyorlarmış. Cevap bursa çocuklar sorularıyla büyüklerini bıktırırlar. Bıktırır olabilirler arkadaşlar ama yukarıda bununla ilgili bir bilgi yok. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? Çayırlar geniş ovalardır. Evet, çayırlar hakkında bize bilgi verilmeye başlanıldı. Bilgi vermek için ilk metin yazılmış arkadaşlar. B'yi artımıza atalım. Bu arada güzel bir soru. Dikkatli olunuz. Yeryüzünün çeyreğinden fazlasını çayırlar oluşturur. Yazar burada düşüncesini geliştirmek için, anlatmak için sayısal verilerden, bilgilerden yararlanılmış. Sayıları rakamla göstermemiş ama sonuçta sayısal bilgilerden yararlanmış. Yeryüzünün tamamı 4'te 4 olsun. Sevgili öğrenciler, bunun çeyreği ne yapıyor? 4'te 1. Evet. Yeryüzünün 4'te 1'ini çayırlar oluşturuyormuş. Az yağış alması nedeniyle küçük otlar yetişir. Bu alanlar antilop ve zebralara yiyecek ortamı sağlar. Bakın burada ilk metinde doğadan bahsediliyor. Çayırlardan ve çayırlarda yaşayan hayvanlardan. Artımızı atalım. Aslında cevap çıktı değil mi arkadaşlar? Cevap Adana. Şimdi yeryüzünün 3'te 2'sinden fazlasını okyanuslar oluşturuyormuş. Evet, 3'te 2'sinden fazlasını okyanuslar oluşturduğuna göre yine sayısal verilerden yararlanıldı. Yine bize okyanuslar hakkında bilgi vermeye devam ediyor arkadaşlar. Yani bilgi vermek için bu metin yazılmış. İkinci metin artımıza atalım. Sualtı yaşamının en çeşitli olduğu bölgeler sıcak ve sığ sulardır. Bu güzel su bahçeleri balık, sünger ve deniz kabuklu su kaynar. Yine doğadan bahsetti ikinci metin. Okyanuslardan ve su altından. Bu durumda cevap Adana oluyor arkadaşlar. Karşılaştırma ikinci metinde yapılmış arkadaşlar. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Sualtı yaşamının en çeşitli olduğu bölgeler sıcak ve sığ sulardır sevgili öğrenciler. Sualtı yaşamının olduğu bölgeler karşılaştırılmış arkadaşlar. Sıcak ve sığ sularda yaşam varmış. Daha doğrusu yaşam çeşitliymiş arkadaşlar. Şurada çeşitli kelimesi var. En miktar zarfı cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. İkinci metinde karşılaştırma var. Birinci metinde karşılaştırma yok. Cevap Adana. Güzel insanlar, 8. sınıf öğrencileri, 10 soruluk paragraf deneme sınavımızın sonuna geldim. Sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize başarılar.